Hani sen teyzen herkese iyi sabahlar. Dün piyasalar kara perşembe yaşadı diyebilir miyiz acaba? Onu konuşacağız şimdi Aslan Bey'le beraber. Hem Türkiye piyasaları hem Avrupa, ABD, Asya piyasaları FED'den gelen açıklamalar sonrasında eksilerle tekrar tanıştı uzun bir süre sonrasında diyelim. Özellikle Borsa İstanbul %6'nın üzerinde eksilerle tamamladı. Faiz ve dolar cephesi yukarı yönlü hareketler yaptı. Daha sonra rakam detaylarını aktaracağız ama bir haber turumuza bakalım neler var. FED'den gelen mesajlar sonrasında yükselen dolara Merkez Bankası'nın dün 6 kez müdahalesi oldu. Döviz satım ihalesi açarak. İhalelerde toplamda 350 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. Dolar TL paritesi tüm müdahalelere rağmen 1.93.55 gördü. Doktor Kıyamet lakaplı Faber, FED sonrası darbe alan hisse senedi ve emtia fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi. Ancak Faber'e göre düşüşün tek sorumlusu FED değil, piyasalara başka bir nedenden ötürü endişeli diyen Faber, faizlerin yükseliş trendine girdiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FED'in açıklamalarıyla birlikte sarsılan dünya piyasalarının ardından bugün artık tedbirli ve ihtiyatlı olma zamanı olduğunu söyledi. 4. Uluslararası İstanbul Altın Zirvesi'nde konuştu. ABD Merkez Bankası FED'den gelen açıklamaların ardından sarsılan küresel piyasaları da değerlendirdi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yatırım teşviklerinin etkisiyle 178 bin yeni iş imkanı yaratılacağını söyledi. 178 bin yeni istihdam sağlanacak. Bir önceki dönem oranla yatırım belgesi sayısı %20, yatırım tutarı %60, istihdam ise %59 oranında arttı. Yatırım başına harcama tutarı ise 11.8 milyon iken 15.7 milyon liraya çıktı şeklinde konuştu. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı. Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere yapılan 8 kuruş zamla birlikte fiyatı zam sonrasında 4.30 ile 4.31 TL arasında değişecek. Ve Yunanistan'la ilgili haberler gelmeye devam ediyor. IMF, Avrupa Birliği'nin Yunan kurtarma paketinde oluşan açığı kapaması halinde ödemeleri durduracağını açıkladı Financial Times haberine göre. Evet, hemen New York'a dönelim. Sedat Korkmaz karşımızda. Kolay gelsin. Teşekkürler, günaydınlar. Günaydın. Sedat Korkmaz, FED'in açıklamalarını piyasa çok ciddi algıladı. Bu arada az önce Mark Faber'in haberini de okudum. Sadece FED açıklamaları değil, piyasanın endişelendiği başka şeyler var diyor. Ne demek istediğini çok algılayamadık ama orada durum nasıl genel olarak piyasada? Bugün biraz vadeler artıdı ama Avrupa piyasaları hala eksi de Türkiye dahil. Evet, FED açıklamaları açıkçası bekleniyordu ki piyasalarda biliyorsunuz rekor seviyelerden işlem görüyordu. Gelen ekonomik verilerde pek de kötü değil açıkçası. Beklentileri açıkçası Amerika'da karşılıyor. Bundan dolayı da piyasaları aşağı çekmek için bir bahanemiz gerekiyordu ki bu FED özellikle açıklamaları piyasalarda belirgin bir şekilde kullanıldı ki önümüzdeki dönemde de bu kullanılacaktır. Piyasalarda biz düşüş trendinin kademeli olarak orta vadede hatta uzun vadede de devam edeceğini düşünmekteyiz. Merkez Bankası FED tabii ki faizleri yükseltmeyecek. Nedir olay? Özellikle 17-18 Eylül'de yapılacak FED toplantısında büyük ihtimalle 85 milyar dolarlık tahvil alım programında kısıtlamaya gidecek. Yaklaşık 20 milyar ile 40 milyar arasında bir rakam konuşulmakta şu anda. Bu kısıtlama önümüzdeki dönemlerde 2014'te sona erdirilecek. Yani tamamen tahvil alım programı durdurulacak. Faizlerin artırılması da 2015'e bulur ama bir şey var. Merkez Bankası Başkanı Bernanke şunu dedi. Yani ekonomideki gidişata bağlı. Onun için yatırımcılar özellikle şu anda ekonomiden gelecek verilere bakaraktan FED'in hareketini, olasılığını ölçecektir. Onun için dediğimiz gibi eğer ekonomi kötüye giderse tahvil alım programları devam edecek. Ama dediğimiz gibi şu andaki gelen verilerde Merkez Bankası'nın tahvil alım programını kısıtlayacağını göstermekte. Ondan dolayı piyasalar bunu bir bahane olarak kullandığını düşünmekteyiz. Paniğe gerek yok ama gelişmiş olan ülkelerdeki piyasalardaki düşüşler biraz sert oldu. Bu da olasılık. Çünkü Amerika baktığınızda %2 artarken sizler de %6, %7 artıyordunuz. Bunlar gayet olası şu andaki değerler olduğunu düşünmekteyim. Peki Mark Faber'in söylediği bu piyasalar bence başka nedenden ötürü endişeli şeklinde bir yorumu var ama orada bir şey konuşuluyor mu FED'in açıklamaları arkasında? Bir diğer bir konu daha var. Özellikle şu andaki Çin'de yaşanan, dünkü bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntı piyasalar tarafından da olumsuz algılandı. Özellikle Çin'den gelen veriler pek de iyi değil. Wall Street şu anda bunu belki belirgin bir şekilde kullanmıyor ama önümüzdeki dönemlerde Çin'deki gelişmeleri kullanacaktır ki Çin'den dün gelen imalat endeksi pek iyi değildi. İhracat siparişlerine de baktığımızda son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Ve dün de yaşanan Çin'deki bankacılık sıkıntısı belki bir gün biraz
biraz hafiflemiştir ama önümüzdeki günlerde belirgin bir şekilde bu kullanılacaktır. Amerika'da kriz başladı. Avrupa'da gördük bu krizi geçen sene ve bu şu anda da hala yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde Asya bölgesinde Çin'deki yaşanacak sıkıntılar kullanılacaktır ve belki Faber'da özellikle şu anda faizlerin Amerika'da yükselmesi, tahvil alım programı bir kenara bırakın, özellikle mortgage sektöründe sıkıntı yaratabilir. Konut sektörü iyiyse Amerika'yı, konut sektörü tekrardan sıkıntıya girerse tabii ki tekrardan sorunlar başlayacaktır Amerika içinde. Sedat Korkmaz, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Aktardığınız bilgiler için kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Sedat Korkmaz'dan aldık New York'taki gelişmeleri. Fed'in dışında Asya piyasasında Çin'deki bankacılık sisteminden gelen haberler ve bunun dışında veriler. İyi değil zaten, yaklaşık bir 3 aydır Çin'den gelen verilerin normal olmadığını da görüyoruz. Bugün az önce Kuroda'nın konuşması başlamış olması lazım. Onu geldikçe aktaracağım size. Japonya'da bir konuşması olacaktı. Geldikçe aktaracağım. Bugün ayrıca Fransa'da PMI, imalat ve hizmet endeksleri var ama şu an gözler Fransa'nın dışında Almanya'da çevrilmiş durumda. Rakam detaylarına bakacağız ve hemen Hasan Kurtulmuş'a geçeceğiz. Endeks 73.461, %6 üzerinde eksilerle tamamlamıştı. Dolar 1.93.15. Şu an uluslararası piyasada gevşemeye başladı, 92.80'lerde. Serbest piyasada dün 2.54'ten kapatmıştı. Euro şu an 2.55.35, gerileme artış var düne göre. Ve parite 1.32.40'da, altın 1.295-1.250 seviyesi muhtemeldir. Dow Jones'un dünkü kapanışı %2.34. Türkiye'nin %6'sına eşit bir aslında bu eksiler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Dün Avrupa'da %3.28'lik bir düşüş vardı. DAX'a baktığımızda sabah eksiydi vadelisi. Şu an ama artıya geçmiş görünüyor. 8.000'leri deneyebilir ve vadeli ABD'ye döndüğümüzde de aynı şekilde belki bugün piyasalarda bir toparlanma görünme ihtimali de var deniliyor. %7.61'lik bir faizimiz de gözler önünde tabii. Seviyesi nereye çıkacak onu da izleyeceğiz. Hasan Kurtulmuş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. VOP %0.78 artı açıldı. Evet. Biraz VOP'tan hem başlayalım, sonra biraz Amerika'yı da konuşuruz. VOP'un 91.50 bugün kritik seviyesi. Dün zaten tam 90 seviyesinde kapandı. Bu sabah da açılışını 90 seviyesinden yaptı. Yani 90.000 diyelim, yani tam doğru olsun. Evet. Şimdi bugün 91.50'nin üzerine kadar bir hareket yapması halinde 93 seviyesini test eder. 93 seviyesinin üstündeki kapanışlar da hemen hemen aşağıda bir dip formasyonun oluştuğunu gösterecektir. Evet. Ama 91.50, yani 91.500 seviyesi geçilmeden tekrar 90.000'in altında rakamları kursak, önceki dip seviye var. Daha önce ayın 6'sında gördüğümüz en düşük seviye 89.100. 89.100'den bir tepki beklemek lazım. Çünkü hem altında bu ayın 6 ve 7'sinde o seviyeden kuvvetli tepki gelmişti. Hı hı. Onların kırılması halinde, yani çok sert satışların devam etmesi gerekiyor. O zaman 88 seviyesine kadar 88.000 test edilir. Ama 88.000'de yeni dip yapacağı için oradan daha sert bir tepki gelmesi lazım. Hı hı. Ancak çok sert satış, hani dün satılan gibi tekrar ne varsa satalım gibi bir şey oluşur da 88.000'in altına inersek, evet, bir sonraki durak yani ve çok kuvvetli destek olan 84.000 seviyesi test edilir. Yani VOP için söyleyecek bu kadar ama yükseliş için en azından 93.000'lerin üstünde kapanış 90.000'li seviyedeki desteği kuvvetlendirecektir. Evet, şimdi biz de bakalım endeks yüze. Herhalde o da artı açılacak gibi duruyor. Evet, artı açılacak ama kritik seviye onda biz 75.000, yani yuvarlak rakam olduğu için söylüyoruz. 75.000 ne kadar bir toparlama olur? Yani 73.000 üstünde büyük bir ihtimalle açılacak. VOP'a baktığımızda öyle gözüküyor. 73.000'de ayın 6'sındaki gördüğü en dip seviye 73.033. Dün de çok yaklaştı oraya. En düşük seviye 73.461. Hemen hemen de o dip seviyeden kapandı. Evet. Yalnız bugün işte kritik seviye 75.000 üstünde, dünkü yükseklik 76.980'e kadar bir çıkış olur. Ancak bugün öyle yani 75.000 üstüne çıkar da 76.980'e yakın bir kapanış yaparsa, zaten 75.000'lerin biraz üzerinde bir kapanış yapmış olsa,
bu aşağıda 73 bin seviyesinde ikili dip formasyonunu oluşturmuş olarak kabul ederiz onu. Çünkü bu bir gün dip kapanıyor, dönüp de ertesi gün 75 bin üstüne bir kapanış yaparsa, en azından dünkü düşüş hareketinin %50'sinin üstünde bir kapanış, o tepkinin geldiğini gösterecek. Yani 73 binde kuvvetli alıcıların olduğunu görmüş olacağız. Hani dün oraya gitti kapandı ama hani bir gün daha bekleyelim. Hani satışı dikkat ederseniz bir önceki dibe çok yakın gelerek satışlar kesildi. Yani kapanışta satışlar kesildi. O şu anlama geliyor. Bir sonraki gün bakarız ne oluyor, ne bitiyor, satışa devam edelim yoksa tamam buradan tekrar bir tepkiyle alabilir miyiz diye. O yüzden ya bugün 75 binden üstündeki kapanışlar 73 bin seviyesinde ikili dip oluştuğunu gösterecek bize. Şimdi orada kısa vadede 73 binden tepki gelir, 75 evet. bin üzeri kapanış yaparsa yukarı doğru ikili dip yapmış deriz diyoruz ama... Evet. Diğer taraftan 75 bin seviyesinin altında eğer kapanış gerçekleşirse nasıl bir senaryo O zaman senaryo şöyle çıkar? Olacağız. O zaman 73 binin kırılıp kırılmayacağına bakacağız. 73 binin kırılıp kırılmayacağına bakacağız. Evet. 73 bin kırıldığı takdirde bir önceki yükseklikler seviyesi var. 71.750 evet. O seviyeye bakacağız. Yani o seviyeden ne tepki gelir diye. Ama dikkat ederseniz ayın 6'sında hani bütün o patırtıya rağmen dikkat ederseniz 73.033'e kadar geriledikten sonra kapanışını 75.895 gibi ciddi bir rakamla yaptı. Yani arada böyle ciddi evet. bir tepki var. Bu tip tepkilere çok dikkat etmek lazım. Ama aynı şekilde bugün dipte kapandığına bak. Mesela aynı şekilde 71.750'ye de bir gerileme olur. Ama tekrar oradan günün kapanışa doğru tekrar kuvvetli alımlarla yükselirse... O zaman üçlü dip formasyonu o zaman tamamlanmış olur. Yani şu anda ikili dip var ama 71.750 sarkıp oradan alım gelirse tekrar üçlü dip olacak. Ancak diyelim ki her şey çok kötü bekleniyor. Sarkma olursa 71.750 altına 70.000 yani yuvarlak rakam olduğu için söylüyoruz çünkü. Şimdi 75.000 dikkat ederseniz bundan önce 75.000'in altında hiç kapanış yoktu. İlk defa dün 75.000 seviyesinin altında kapanış oldu. Evet. Bu tip kapanışlarda 5.000'lik çok hızlı olduğu için piyasalar söylüyoruz. 5.000 puanlık mesafeleri kale almak lazım. Yani 75.000'in altında kapandı bir sonraki hedef 70.000'li rakamlar olur diye düşündüğümüzden söylüyoruz. Evet. 70.000 o zaman toparlama biraz daha uzun sürecek demektir. Dolara da bakalım. Dolar dün 95'i gördü. Bir dirençti zaten 1.95. 1.95'ten gelen dün zaten 1.95 gördü ama kapanışını 1.93.75'ten yaptı. Tekrar bu sabah açıldı 1.93.73 seviyesinde. 1.94.18 test ettik. Şu anda açılışının altında duruyoruz. Şimdi bu tip çıkışlarda hızlı yani beklenmedik panik çıkışlardan sonra eğer ertesi gün açılışının altına geriliyorsanız o zaman yani en azından bugünkü yükseklik şunu söyleyelim. Bugünkü yükseklik 1.94.18 yarın için direnç olmaya başlıyor. Yani bugün 1.93'ün altında kapanırsa yarın için şunu söylüyoruz. 1.94.14 üzerinde 1.94.18 üzerinde bir hareket görmedikçe piyasa gerileyecek anlamına gelir. Evet. Bu hızlı çıkışlarda tabii şuna da dikkat etmek lazım. Bu geri dönüş ne zaman başlar diye en azından bir önceki bu ikili geçemediği 1.91 seviyesinde geçerken çok zorlanmıştı hatırlarsanız. Evet. Şimdi tekrar 1.91'e kadar bu geriler. 1.91'de alıcı gelecek mi gelmeyecek mi ama 1.91'in altındaki kapanışlarda o zaman bir sıkıntı var. Genelde dikkat ederseniz pariteye. Bakın 1.80 geçildiğinde 1.85'e kadar gitti. 1.85 bu sefer destek oldu. Evet. 1.90 yani 1.90'dan tepki geldi kapanış olarak. Tekrar 1.85'e geriledi. 1.85 destek oldu. 1.90 geçilince 1.95'e gitti. Bu tip genişleyen hareketlerde 5 kuruş mu diyelim? 5 kuruşluk mesafeler kat ediliyor. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi 1.95 üzerinde kapamadıkça o zaman 1.90 aralığına gerileyeceğiz. Şimdi evet. 1.90'a geriledikten sonra 1.90'dan beklenen tepki önemli. Eğer biz uzun dönem için zaten bu hareket dikkat ederseniz ciddi bir şeyden yani bu senenin başından beri 1.75'ten gelen bir hareket var. Evet. 1.75'ten 1.95'e kadar 20 kuruşluk bir kar var. Şimdi burada bir kar realizasyonu da olur. Eğer 1.90'ların
bu sabah taban olup olmayacağına bakacağız. 1.90'lar taban olmadığı takdirde dikkat ederseniz buradan geçen, yani şuradan bir tren çizsek hemen burada nasıl olsa baktığınız var görüşüyoruz. Evet. Şimdi buradan taban çekersek bu hareket 1.85'e kadar önce geriler. 1.85 tutmadığı takdirde bir önceki yükseklikler olan 1.82 gerilemenin hedefi olur. Faiz cephesine bakalım, sonra Euro'ya bakalım. Bu arada Almanya'ya bakarız, Avrupa'ya. Bunlara da bakalım. Evet. Faiz tarafına bakacağız ama faiz önce bir, faizler bakmak için biraz piyasada. Biraz evet. Bilgisayar dayanamadı işte. Normaldir yani düzgün hareketleri. Biz dayanamıyoruz diyorsunuz. Artık yeter dedi yani. Şimdi faizlerde olmayacak. Evet. Normalde bugün geldiğimiz yer bir hareketin hedef yeri 1.64, 7.61 yapmıştık kapanış olarak. Şimdi 7.61'den yani bugün kritik seviyede 7.36. Evet. 7.61'den bir tepki gelip gelmeyeceğine bakacağız. Şimdi şöyle dikkat edelim. Paritede bir geri çekilme var. Dikkat edersek BOP'ta da açılışta da gene bir tepki var. Aşağıdan yukarıya doğru. Paritede yukarıdan aşağı doğru. Evet. Şimdi zaten 7.61, evet. 7.61'de burada normal bir hedef yani ölçülmüş bir yerde geldi. Şimdi 7.61'den eğer tepki gelir 7.36 altına bir gerileme olursa hem paritede hem de faizlerde gerileme başlayacak. En azından bu çıkış biraz esneyecek anlamındadır. Evet. Faizlerin daha hızlı yukarıya gidebilmesi için 7.81 ve 8.10 arasındaki direnç bölgesini aşması lazım. Aksi takdirde bu gerileme yavaşlayacak. Yani bu çıkış hızını kaybedecektir. Diyelim ki çok ters bir şey oldu ve faizler hızla yükseldi. Faizlerin bu sene içinde gidebileceği en yüksek seviye 88.60. Yani önümüzdeki normal süre içinde yani 3 altında. Ayında 4 ayda da gitse yine en fazla değil. Gidebileceği 8.60 seviyesi. 8.60 seviyesinden muhakkak tepki gelir. Faizler 8.60'a gittiği zaman giderse işte zaten diyelim ki paritede 1.96.25 demiştik oraya gitti. 1.96.50 demiştik parite oraya gitti. Mesela diyelim ki endekste 70.000 seviyesini test etti. Bunlar için, bunların oradaki tepkilerine bakacağız. Büyük bir ihtimalle 7.81-8.10 seviyesinden sert bir tepki gelirse faizlerde düşüş, o zaman hem borsalar yukarı hem de parite aşağı olacak. Yani şunu söyleyebiliriz, parite ile faiz dönmeden borsada dipten dönüş yapmayacaktır. Şimdi küçük yatırımcı da panikliyor tabii. Numan Bey sormuş, piyasaların 62.500 olasılığı var mı diye. 62.500 olasılığı şu şekilde var. Yani faizlerin 8.60'lara gitmesi gerekir hızla. Bu düşüş hani hızla derken mesela 7 şimdi 7'lerin altına gelmeden faizler 7 diyelim ki 7.36'nın altında açtı ama 7.10 kaldı. 7.10 bugün yarın derken önümüzdeki hafta 7.10'dan tekrar 7.80 8.10 gibi bir yukarı hareket etti. O zaman gelecek endeksler 70 seviyesini test etmeye başlayacak. Yani faizler 8.10'a giderse 70 seviyesini test etmeye bakacak. Orası kırılırsa ancak oraya düşüş olduğu zaman oradan ani tepkilerin gelmesini beklemek lazım. Çünkü uzun dönem trende de iyi. O 63.000, 62.000 göstermiştik ya evet, trend olarak. Evet zaten o trend yani 65 gibi olur. Yani. Diyeyim. Evet. 65.000 evet. Civarı. Oradan yani ciddi tepki gelir ama işte faizler de o zaman 8.60 olur. Hem faiz yani diyelim ki parite belki 2'ye gider. Ama bu tip çıkışlarda biliyorsunuz parite belirli bir yükseklik kazandıktan sonra oradan çok sert tepkiyle dönüyor. Yani geçmişte gördüğümüz hareketler hep öyle. Parite yükseliyor hızlı ve mesela aynı gün içinde veya aynı hafta içinde ciddi bir mesafe alıyor yukarı doğru. Fakat gider gitmez de sert satışlarla geliyor. Onu da şöyle ölçüyoruz zaten. Yani yüksek pariteden bozdurup... Evet. Faiz de yüksekken faize giriyorsunuz, işte bono giriyorsunuz. Ondan sonra faizler gelecekçe bonodan kazanıyorsunuz. Bir de pariteden kazanıyorsunuz öyle şey olduğu için. O zaman da borsa dip yapmış oluyor, dipten dönüyor. Genelde grafik öyle yani hep de söylüyoruz işte emme basma tulum böyle çalışıyor yani. Evet. Parite yukarı, faizler yukarı. Hep öyle ama. Faizler hızlı yani aşağıya, piyasalar parite hızlı aşağıya. Oluştuğu ilk zamanları ta çok eskiye gitmeyeceğim ama Amerika'da evet. 1700 senelerde o ilk... Yavaş yavaş piyasaların borsa olarak oluşmaya başladığında evet. Mal piyasalarından beri aynı yani. Ama işte o hani öbür türlü tercüme hatası olsun olmasa ama işte çıkar grupları dediğiniz zaman o zaman devreye giriyor. Yani sizin işiniz
Yani öyle bir mekanizma var, o da çalışıyor. Yani o herkes tabii ava çıkıyor ya, tam 12 evet geliyor, tık vuruyor avdan. Tamam, yani öyle bir mekanizma olması lazım zaten, yoksa piyasalar nasıl dönecek? Şimdi ama işte kimin parasını kazanıyorlar ona bakmak lazım. Onunla ilgili bir karikatür var da aslında. Evet, güzeldi ama, o karikatürmüş. Evet, o karikatür vardı. Gördüm. Twitter'dan yayınlarız onu. Euro 2.55.26 serbest piyasa. Evet. Açılmadı da normal uluslararası piyasalar. Euro'ya da bakalım mı? Euro'nun kritik, yani Euro dün yükseldiği seviye 2.57.80. Zaten 2.58.50 ile 2.60 arasında çok ciddi dirençleri vardı. Çünkü bakarsak 2011 senesinin tam gittiği yeri söylerim, 18. ayında hemen 2.60 seviyesini test etmiş. Tekrar 2.60 ciddi bir rakam, yani oraya geldi. 2.58.50 seviyesine gelmeden satış geldi. Bugün de kritik seviye 2.56 idi. 2.55'in altındaki kapanışlarda 2.53.50 desteğine kadar gerileme bekleriz ama normalde gerilemenin başlaması için bir önceki yüksek kapanış 2.52 var. 2.52 zaten dünkü hareketin de dip seviyesi. 2.52'nin altında bir kapanış Euro'da da dönüşü başlatır. Evet. Aksi takdirde bu 2.53.50 üzerinde kaldıkça yatay hareket devam edecektir. Ama büyük bir ihtimalle yani 2.58.50, 2.60 seviyelerini görenler, yani bundan sonra tekrar oraya hareket giderse oradan bir ciddi tepki beklemek lazım. Altına bakalım, sonra TL altına da bakalım. Çünkü çok yüksekten maliyetlenen insanlar da var evet zamanında. Şu an 1269 şimdi, muydu? Dün, bu sabah gördü. O civar bir gördü de evet, toparlanıyor şu an hafif. Dün düşük olarak 1276 dolar seviyesini test etti. Bugün bu sabah da onun da altında indi. Evet. 1269 düz bir seviye gördü. Şimdi normalde biz bu 250 dolardan 1920 dolara kadar yükselmiştik. Yani altının büyük hareketi 250 dolardan 1920 dolara. Onun 38.2 düzeltme desteği, yani oradan alıp da o boyun düzeltme desteği 1280'den geçiyordu. Yani 1280 üstünde şimdi gitti. 1200 dikkat ederseniz dünkü kapanış olarak bakarsak tam 1280. Yani evet, böyle kıl kılına denk getiriyorlar. Nasıl oluyorsa. Şimdi bugün de bir sarkma oldu tabii bu kadar sert hareketlerden. Sonra bir de şuna dikkat edelim. Bakın bu normalde şurada gördüğümüz dik kırmızı çizgi. Bu en son 1424 ile 1346 arasındaki hareketin, yani nasıl ölçülerek bakılıyor teknik olarak anlatırsak. Boy o boy kadar hemen hemen tam onu test etti. O da 1270 seviyesiydi. Neyse bu sabah aldılar. Şimdi bugün kritik seviye 1300'deydi. Hı hı. Sabah tekrar alınan hareketlerle 1299.57, yani 1300 test ediliyor şu anda. Evet, 1290. Şimdi 1300'lerin üstünde bir hareket, yani bu sert harekete karşı toparlama önce 1320-1338 dirençlerine gider. Ama şu gördüğünüz diagonal çizgi var, kırmızı. Bu tip formasyonlar kırıldıktan sonra tekrar kırıldığı yere kadar dönmek ister. Bu hareket ancak öyle tamamlarken gider, bir daha tekrar geri gelmek için. Şimdi burada normal dikkat edersek 1320'yi bugün bile test edebiliriz. Ama normalde 1338 direnci olacak. Bu, o zaman bu arada, yani 1270 ile 1338 arasında bir şekil oluşacak. O şekle göre biz dönüş olup olmayacağına karar vereceğiz. Bu diyelim ki bir hafta veya iki hafta sürecek bir hareket olacak. Yalnız burada çok açık bir şey var. Bu 1270 desteği 69 gördük ya, 38.2 düzeltme seviyesine denk geldiği için çok önemli bir seviye. O yüzden hani buradaki maliyetler en fazla risk olarak 1250 dolar alır. Ama 1250 doların altında hareket belki en fazla 100 dolar daha devam eder. Yani ondan sonra yani 1250'nin altına 100 dolar daha gelirseniz 1150 falan dolarları görürüz. Evet. Şimdi orada şunu söylemek istiyoruz. Şimdi dikkat ederseniz bütün petrol düştü, piyasalar düşüyor, altın da düştü. Yani piyasalar dolara dönüyorlar anlamına geliyor bu. Hı. Dolar da dünyada değer kazandı. Hani Euro'ya da karşı değer kazandı. Evet. Şimdi bu dolara dönüş şu anlamda. Bu kadar çok dolar basılmışken siz dolara dönüyorsunuz. Beklentini Amerika'da faizler yükselecek. Öyle değil mi? Yani Amerika parayı geri çağırıyor anlamda. Yani ona karşılık ne verecek? Siz yeşil dolarları vereceksiniz, mavi kağıt alacaksınız gibi anlamda.
Peki şimdi bir de oraya bitireyim. Yalnız buradaki altındaki yani çok daha sert düşüşler olursa bu sefer dünyanın beklentisi şu olur. Hazır bu kadar ucuzlamışken altın diye ellerinde ne kadar dolar varsa bozdurup ya başka para varsa bozdurup altına dönüş olur. O da kağıtlara olan yani yeni yeni böyle sağlanmaya çalışan güveni tekrar güvensizliğe çevirebilir. Yani orası böyle işte acem kılıcı gibi derler ya, iki tarafa keskin bir hadise bu. Yani 1800'lerin üstünde kalsaydı o da tehlikeliydi. Ama böyle 1100'lerin altı falan, 1100 dolar civarları da ciddi büyük bir yani paradan kaçış için tehlike yaratabilir. Ona dikkat etmek lazım. TL dolar gram bazlı. TL altın diyorum. TL altında 80'in altına sarklı tabii normal. Şimdi parite bir tabii bizde 1.93-1.95'e gidince altın düşmesine rağmen bizde fazla ucuzlamadı. 80 bin civarında kaldı. 79-90'da bir dip yaptı. Yani daha altın bu şimdi parite de gerilecek, altın da yükselecek. Büyük bir ihtimalle bugün 81 üzerinde 82'ye kadar. Yani altın biraz 1320'lere toparlarsa kapanışa doğru 1300'lerin üstüne tekrar geri dönerse bizde de 81-50'nin üzerinde 82'lere kadar bir yükseliş olur. Çünkü altın da ucuzlayacak bu sefer. O yüzden dolar da ucuzlayacak. Altında çıkış yüksek olur. Ama altının tekrar yükselmesi için bu 1.82-50 üzerinde hemen bir fiyat boşluğu var. Onun hemen kapanış olarak 1.83-40 var. 1.83-40'lara kadar bir çıkış olur. Oradan sonra tekrar yeni bir şekil oluşacak. Ona bakacağız. Ama çok kötü bir şey olursa en fazla gidebileceği yer 79 altında 78-60'a kadar gider. 78-60'ı kırması için altının tekrar yani hem paritenin çok hızlı düşmesi lazım 85'lere doğru. Hem de altının 1200'lerin altına gitmesi lazım ki biz 78'leri tekrar görelim. Don Jones, sizin hep söylemiş olduğunuz kritik destek olan 14.800'ün altında kapanış yaptı. Şu an vadeliye bakıyoruz. Evet, vadeliye bakıyoruz ama hemen yakın vadeler. Şimdi dikkat ederseniz bir önceki ayın yani Mayıs ayının neredeyse dip seviyesine çok yakın geldi. Mayıs ayının dip seviyesi buradan bakarsak 14.626 idi. Dün en düşük 14.655 seviyesini test ettik. Şimdi bu 15.000 dikkat ederseniz bu diagonal çizgi bir trend oluşturuyor. Bu trend kırıldı. Şimdi buradan sonraki toparlama bir de dikkat ederseniz vadelide bile bir fiyat boşluğu bırakarak geriledi. Şimdi bundan sonra bir şeyin toparlayabilmesi için önce bugün kritik seviye 14.825 yani bir önceki yükseklikler onun altına gidildi. Üçlü dip kapanışını yaptı. Belki bir dip oluşumu diyebilirsiniz ama artık Dow Jones'un bir daha yukarıya çıkabilmesi için 15.000'li bir rakam okuması lazım. Yani 15.001 bile olsa en azından yukarı çıkış için bir ümit teşkil edecek. Aksi takdirde bu düzeltme hareketini yapar ve gerileme başlar. Oyun söyleyelim. Yani 15.000 üzerinde şimdi 250 puan var ama görüyorsunuz 250 puanı bazen bir günde kat ediyor. Tabii. O yüzden yani 15.000 üzerinde bir kapanış olmadıkça Dow Jones için de yani iyi bir şey konuşmak zor olur. Bir de az önce New York'tan Sedat Korkmaz'ın söylediği noktayı da kaçırmamakta fayda var. Evet. Çin meselesi yani. Çin konusu. Evet. Asya tarafı yani. Evet. Şimdi Kuro'da neler söylüyor bakacağım ben ama Asya tarafını da göz ardı etmemek lazım gibi gözüküyor. Çin tarafını. Çünkü büyük Amerika ile birebir çalışan bir ülke. Sonuçta oradaki gelişmeler direkt Amerika'yı dolayısıyla Türkiye'yi etkiliyor. Sedat Korkmaz'ın söylediği bir nokta aslında çok doğru. Konut piyasası iyiyse Amerika iyi, konut piyasası kötüyse Amerika kötü diyor. Ama faizler yükselirse bu süreçte, konut piyasasında da gerilemeler ya da hafif verilerde bozulmalar görülebilir mi acaba? Yani bundan şunu çıkarıyorum, Fed acaba erken bir açıklama mı yaptı Bernanke sizce? Buna erken denmez çünkü o da bir de bıçağın öbür tarafı var. Oradan da korkmak var. Yani bunu yapmadığı takdirde şimdi şöyle bir şey var. Dow Jones endeksi yükseliyor işte işler kötüyken işte işsizlik azalmadan bilmem neden. Yani yeni bir köpük oluşmasını engellemek için yapılmış bir davranıştı bu. Bence daha sağlıklıdır. Peki şimdi endekse bakıyorum 73.380 VOP eksiye mi döndü? Hemen bakarız. Çünkü şu an %0.56 eksi de BIST şu an. Yani
BOP eksiye döndü. Evet, tekrar aşağı 90'ın altına indi. Evet. Yani işte 91.50'yi geçemedi zaten. 90.850'ye kadar çıktı. Galiba şimdi 73'ün altına geliyoruz bu arada yayındayken. Onu söyleyeyim. 73.000'lerin altı görünebilir. Ona da bakarız şimdi. Evet, ona da bakarız. 73.000 evet. Altı 73.750 mi Hasan Bey? Evet, şu anda en düşük 73.09 oldu. Hı hı. O yani o 73.000 desteği kırılırsa 71.750'ye bakacağız. 71.750'den bir tepkiyle tekrar yani gelir bugün açılışa kadar. Altını yükselir. Sarttık şu an. 72.975. Evet, 71 bir önceki dibi kırmış oldu evet. Yani. Yani şu an göster yani kapanışını bilemiyoruz ama evet. Şu an belki seans içerisinde sizin söylediğiniz o destek olan 71.750 olasılığı şimdi kuvvetlenmiş bu, tabii, gözüküyor. Bu sabahki hareketler yani dünkü sert satıştan sonra devam etmesini beklemek normaldir de yani akşam kapanışına göre önemli. Ne yapacağı yani, önemli. Evet, yani evet. Kapanıştan çünkü biliyorsunuz bazen kapanışa 10 dakika kala bile sert yukarı tepkilere tırt diye oluyorlar. Şimdi büyük bir ihtimalle evet. Piyasa faizleri bekleyecektir. Açılışın yani faizler evet. Açılmadı ya daha. Evet. Yani faizlerin tepkisine bakacaktır. Bir de paritenin tepkisine bakacaktır. Ama parite tepkisine bakarsak paritede bir gerileme var. Hı hı. Paritedeki gerileme ne kadar önemli? Gelecek. Yani o paritedeki gerileme faizleri yukarı fazla gideceğini göstermiyor. Eğer faizlerde de sert bir gerileme olursa hı hı. O zaman büyük bir ihtimalle mesela BOP şeyi kırmadı bir önceki tabanı. Bir önceki taban düşüklük 89.100'dü. Evet. Yani 89.200'de durdurdular en azından 89.200'den 89.500'e kadar bir tepki geldi. Bu tepkiler küçüktür ama hı hı. Şuna dikkat edecek. Büyük bir ihtimalle faizleri bekliyor piyasa. Evet. Yani faizlerde yani 7.61'in üstünde bir hareket olacak mı olmayacak mı diye bakıyor. Eğer 7.61'lerin üstünde 7.81 gibi bir hareket olur ama 7.81'den sert bir hareketle gerileme olursa hı hı. Büyük bir ihtimalle hem paritede gerileme devam edecek hem de piyasalarda bir toparlama hareketi başlayacaktır. Şimdi Borji Kuroda'dan Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın Kuroda'dan hı. Açıklama geliyor. Japon ekonomisi toparlanıyor diyor. Evet. Japonya'nın ihracatı döviz kuru desteğiyle toparlanmaya başladığını evet, bahsediyor. O parite etkisinden dolayı. Dolar yene bakalım bu arada birkaç dakika varken. Yani sonuçta Asya'yı da galiba takip etmek zorunda kalacağız bu gidişle. Piyasalar Mayıs ayının sonundan bu yana biraz istikrarsızdı. Zamanla istikrar kazanacak açıklamasını yapmış. Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor. Japon ekonomisini çevreleyen diyor. Yani aslında ikili açıklamalarda yok değil. Gerektikçe politikamızda ayarlar yapacağız. Bu da bir şeydir herhalde önemli bir sözdür. 2014'te bir parasal genişleme durumu var biliyorsunuz Japonya'da. Bir de öyle bir kararı vardı. Onun son durumu ne bilemiyorum. Japon ekonomisine yönelik yukarı ve aşağı yönlü risklerle fiyatlara bakacağız demiş. Yani aslında biz de izlemedeyiz gibi bir sözü var Kuroda'nın. Evet. Evet 105'lere yakınlaşıp sonrasında tekrar 100'ün altına gelen evet. Dolar Japon yeni. Ama 95'te bir tepki, evet. Bir alım var. Bu arada bunu, son saniyelerimiz. Şunu söyleyeyim 93, evet. 93, 94 bandı var. Bunun altına gitmedikçe tekrar yükselerek yani önce 100 sonra da 105 hatta yani buradaki formasyona bakarsak 95-105 yani 10 puan tam koyarsak 115 hedefi olur bu hareketin. Evet. Bir tek destek olarak da 93-94. Bunun altına gelmedikçe yükseliş hedefi 115'tir. Onu Hasan söyleyeyim. Kurtulmuş çok teşekkür ediyoruz. Biz de izlemeye devam edeceğiz. 73.072 bir ara sarktı. Bakalım ilk seans ve sonrası ikinci seans ne olacak ama bildiğimiz bir şey var. Bugünkü kapanışlar önümüzdeki hafta için önemli olacak.